Merhaba arkadaşlar, ben Kozan Demircan. Beni kendi adımla olan blogumdan biliyorsunuz. Bu video serisini artık başlamaya karar verdim. Çünkü önümüzdeki haftadan itibaren Bilgi Üniversitesi'nde İngilizce Lisans Popüler Bilim ve Teknoloji dersleri vermeye başlıyorum. 42 haftalık sürecek Amazing Science adı altında bu dersleri vermeyi sosyal ağlardan, hesaplarımdan duyurduğum zaman sağ olsun öğrenciler ve okurlarım beni yalnız bırakmadılar ama tebrik etmekle yetinmediler. Aynı zamanda da benden derslere katılamayacak öğrenciler için de popüler bilim ve teknoloji konularını herkesin anlayabileceği, bilmeyenin öğrenebileceği anlaşılır bir dilde sunmamı istediler. Ben de doğrusunu isterseniz bütün diğer eğitim çalışmalarım, Tech Inside'ın genel yayın yönetmenliği ve diğer işlerim arasında okurlarıma ve öğrencilere bu hizmeti sunabilmek için alelacele bir hazırlık içine girdim. Böylelikle de karşınızdaki video çalışmasına başlamış bulunuyorum. Elbette ki sıradan bir webcamle yaptığımız bu çalışma çok profesyonel bir şey değil. Ama bunun karşılığında zengin bilgi içeriğiyle öğrencilerin istedikleri konulara erişmesini kolaylaştırma açısından aynı zamanda da her yaştan popüler bilim ve teknolojiye merak duyan okurlarımın merak ettikleri soruları yanıt vermesi açısından bu diziye başladım. Tabii zaman içinde video konusuna alışarak daha hızlı bir şekilde, daha doğal bir şekilde iletişim kuracağımı da düşünüyorum. Her ne kadar bu konu benim ilk video konferans hizmetim olmasa da doğrusunu isterseniz amatörce bir heyecan duyduğumu da saklayamayacağım. Bu videoları da YouTube kanalımdan düzenli olarak haftada en az bir video olmak üzere bulabileceksiniz. Tabii sorulara cevap vermek derken kastettiğim şey de tam anlamıyla buydu. Çünkü okurlarım sağ olsunlar Twitter'da ve Facebook'ta baskı yapmasını da biliyorlar. Bir yazım geciktiği zaman veya söz verdiğim bir zamanda iş yoğunluğu yüzünden tamamlanamadığı zaman ya da merak ettikleri konulara iş yoğunluğum sebebiyle anında cevap alamadıkları zaman benden bu yazıları talep ediyorlar. Twitter'dan soru yağmuruna tutuluyorum. Ve olabildiğince de Twitter hesabımdan özellikle ardından Facebook hesabımdan bu sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Aynı şekilde de bu video programına geçtim. Ancak bu kadar giriş yeter. Ben bugün size evrenin doğumu ve genişlemesi ile ilgili bir konudan bahsetmek istiyorum. Geçen haftalarda paniklemeyin ama Evren Küçüldü adlı bir yazı yazdım blogda. Ve bunun arkasından da evren sonlu mudur, sonsuz mudur? Sonlu olan bir şey aynı zamanda nasıl sınırsız olabilir? Uzay zamanın doğası nedir gibi aslında Twitter'da 140 karakter sınırlamasıyla her ne kadar Twitter son zamanlarda linkler ve resimlerden karakter sınırlamasını kaldırmış olsa da Twitter formatında yanıt veremeyeceğim bir takım sorular ortaya çıktı. Öte yandan blogda yazının düzgün bir şekilde ortaya konması, kompozisyonunun düzgün olması için her türlü detaya giremediğim zamanlar da oluyor. Ve bazen okurlarımın okuduklarını daha rahat sindirebilmeleri ve istediğim önemli detaylara hakim olabilmeleri için önce bir özet geçmem gerekiyor. Bu videoları da buna yönelik olarak hazırlamaya karar verdim. Dolayısıyla şu anda içimden geldiği gibi doğal bir şekilde size bu konuları aktarmaya çalışacağım. Paniklemeyin ama Evren Küçüldü yazımın konusu aslında evrenin ne kadar büyük olduğuydu. Evren ne kadar büyük? Gözlemlenebilir evrenle kainat arasında bir fark var mı? Bu soruların fizikte cevapları var mı? Doğrusunu isterseniz en çok zorlandığım konu da buydu. Çünkü maalesef bu soruların kesin yanıtları fizikte yok. Çünkü fizikte biz henüz evrendeki en temel sorulara yanıt veremiyoruz. Büyük patlama ile evrenin nasıl oluştuğunu biliyoruz. Ama büyük patlamanın neden meydana geldiğini, nasıl oluştuğunu bilmiyoruz. Bu sebepten dolayı uzay ve zamana doğuran büyük patlamanın arkasında eskiden ne olduğunu bilmiyoruz. Tabii ki bütün bunlar fizikte birçok kafa karışıklığına yol açıyor. Bilim insanları için zor durumlar ortaya çıkıyor. Hiçbir şey yapmasanız sadece YouTube'da World Science Festival'in eski videolarını takip etseniz, festivale katılan gedikçi evren bilimciler, fizikçiler ve astrofizikçilerin bu konuları birbiriyle hararetle tartıştığını göreceksiniz. Yeri geldiğinde bu tartışmaların boyutları Türkiye'deki evlendirme programlarına rakip olacak düzeyde artıyor. Son derece heyecanlı, hararetli tartışmalar yaşanıyor. Ama her şeye rağmen evrenin büyüklüğü ile ilgili söyleyebileceğimiz bazı somut bilgiler var. Bunlardan bir tanesi son yapılan ölçümlerde gözlemlenebilir evrenin çapının
90 milyar ışık yılı oldu. 90 milyar ışık yılı. İnsan beyni, inanın, bu kadar büyük mesafeleri algılayacak şekilde evrim geçirmediği için buna bir örnek vermemiz gerekiyor. Mesela Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna yaklaşık 1200 kilometrelik bir mesafemiz var. Dünyanın çapı 12.000 kilometre, yine yaklaşık. Çevresi 40.000 kilometre. Bize en yakın gök cismi olan Ay, bizden ortalama 380.000 kilometre uzakta. Ve Dünya'nın Güneş'e ortalama uzaklığı da 150 milyon kilometre. Ki 150 milyon kilometreyi biz bir astronomik birim olarak ele alıyoruz. Ama Güneş sisteminin sınırlarından bahsetmeye başladığımızda durum değişiyor. Çünkü Güneş sisteminin iki sınırı var. Ve bunu videonun devamında sonlu olan bir şey aynı zamanda nasıl sınırsız olabilir sorusunu Twitter'da bana yönelten bu sorunun cevabı olarak da düşünmenizi, onun için aklınızda tutmanızı rica ediyorum. Güneş sisteminin sınırından bahsettiğimizde iki türlü sınır var demiştim. Bir tanesi elektromanyetik sınır, diğeri ise yer çekimi yani kütle çekim kuvvetine bağlı olan sınır. Elektromanyetik sınır, Güneş'in uzaya üflediği güneş rüzgarının etkisinin yıldızlar arası uzayda diğer yıldızların üflediği güneş rüzgarına bağlı olarak kaybolduğu sınırı gösteriyor. Yani Güneş'in rüzgarının kesildiği nokta Güneş sisteminde elektromanyetik sınır olarak kabul ediliyor. Bu da yaklaşık 14 milyar kilometre uzaklıkta. Yani Plüton adlı cüce gezegenin ortalama olarak bizden 5.9 milyar kilometre olduğunu, uzakta olduğunu düşünecek olursak mesafelerin büyüklüklerinin farkına varıyoruz. Voyager bir uzay sondası 2012 yılında bu anlamda Güneş sisteminin sınırına ulaştı ve Güneş rüzgarının yıldızlardan esen rüzgar karşısında etkisini yitirdiği sınırı geçti. Bu açıdan yıldızlar arası uzaya girdi diyebiliriz. Voyager bir uzay sondası ki kendisi Carl Sagan'ın ünlü Kozmos belgeselinde, 1980'lerde yayınlanan Kozmos belgeselinde uzaya fırlatılalı bir yıl olmuştu. Jüpiter'in, Satürn'ün, özellikle de Jüpiter'in uydularının ilk ayrıntılı resimlerini Voyager 1 ve 2 uzay sondaları çekmişti. Ancak yer çekimi açısından bakarsak, doğrusunu isterseniz Güneş sisteminin bittiği yerde başka bir Güneş sistemi başlıyor diyebiliriz. En azından galaksimizin bu köşesinde, bizimle ilgili kısımda bu böyle. Bundan sonra işimiz kolay. Bize en yakın yıldız yaklaşık olarak 4 ışık yılı uzakta. Proxima Centauri, Latince telaffuzuyla bir kırmızı cüce. Yani ışık hızıyla yaklaşık saniyede 300 bin kilometre ile 4 yıl giderek ulaştığımız bir mesafe. Ve Güneş sistemine dış sınırı da Güneş sistemini saran küresel Oort bulutu, yaklaşık 4 trilyon kuyruklu yıldız ve asteroitten oluşan Oort bulutunun bittiği yer, Güneş'in yer çekimi alanının gücünü kaybedip komşu yıldızların yer çekimi alanını, gök cisimlerini kendine çekmeye veya itmeye başladığı yer, yer çekimi alanı kombinasyonuna bağlı olarak 3 ışık yılı. Bu da Güneş sisteminin dış sınırına karşılık geliyor. Demek ki komşu yıldızla Güneş sisteminin yer çekimi sınırı arasında sadece 1 ışık yılı mesafe var. 1 ışık yılı mesafede yaklaşık 9,5 trilyon kilometreye denk geliyor. Ardından galaksimize tabii geçmek zorunda kalıyoruz. Yaklaşık 3.6 ışık yılına bir parsek diyoruz. Ve Güneş de galaksimizin çevresinde bir tam turunu 200 milyon yıldan daha uzun bir sürede atıyor. Samanyolu galaksisinin genişliğinin 100 bin ışık yılı olduğunu düşünüyorduk. Ama son yapılan ölçümler buruşuk galaksi yazımda anlattığım gibi blokta galaksimizin aslında %50 daha büyük olabileceğini gösterdi. 150 bin ışık yılı. Bize en yakın galaksi Andromeda galaksisi. Eğer küçük ve büyük Magellan bulutları ile galaksimizin yörüngesinde dönen diğer küçük cüce galaksileri saymasak, tam boy galaksi Andromeda galaksisi bize 2 milyon 200 bin ışık yılı uzakta. Bu mesafelerin evrende ne kadar hızlı arttığını burada görebiliyoruz. Yine yerel galaksi grubumuz var. 20-22 galaksiden oluşan. Bu da Virgo süper galaksi kümesine doğru hareket ediyor. Virgo süper galaksi kümesi de Hawaii dilinde çok büyük yer ortam anlamına gelen Laniakea
süper galaksi kümesine doğru, hatta üst süper galaksi de diyebiliriz, hareket ediyor. Bütün bu mesafeleri aldığımız zaman evrende yaklaşık 525 milyon ışık yılı mesafede binlerce galaksi olduğunu görebiliyoruz. Bunlar sadece tam boy galaksileri hesaba katarsak elde edebileceğimiz sayılar. Cüce galaksileri hesaba katarsak daha da fazla çıkması gerek. Tam boy galaksilerde ise 100 milyar ila 400 milyar yıldız var. Bunların içinde kaç gezegen var? Evrenin boyutları açısından, hacmi açısından, kütlesi açısından bunlar önemli rakamlar. Evrenin ortalama olarak 120 ila 200 milyar galaksi içerdiğini tahmin ediyoruz. Yine tam boy galaksiler açısından sayarsak. Ve evrendeki en büyük yapılarında 1 milyar ışık yılı büyüklüğüne ulaşabileceğini biliyoruz. Evren 1 milyar ışık yılından daha büyük ölçeklerde bir balık ağı gibi yapı sergiliyor. Galaksiler görünmez karanlık maddeden oluşan ağ ipliklerinin üzerine kolyenin üstüne dizilen inci tanesi gibi düzülüyor. Ve evren 1 milyar ışık yılından daha uzak mesafelerde homojen gözüküyor. Yani nereye bakarsanız bakın aynı sayıda aşağı yukarı galaksi görüyorsunuz. Evrenin sağının solunun yukarısının aşağısının birbirinden farkı yok. Ve bu sebeple de daha ileriye gittiğimiz zaman 90 milyar ışık yılı çapında olduğunu görüyoruz. Gözlemlenebilir evrenin. Artık bu örnekleri verdiğimiz için 90 milyar ışık yılının ne kadar büyük bir mesafe olduğunu anlayabiliriz diye düşünüyorum. Tabii çap fizikte ve matematikte çok da önemli bir şey değil. Yarıçap daha fonksiyonel, daha önemli bir nokta. Evrenin yarıçapı son ölçümlere göre 45 milyar ışık yılı. Neden daha önemli bir nokta? Çünkü dünyadan baktığımız zaman en fazla 45 milyar ışık yılı uzaktaki bir gök cismini görebiliyoruz. Tabii evrenimizin yaşı 13 milyar 780 milyon yıl. Dolayısıyla ışık hızı da saniyede 300 bin kilometre ile sınırlı. Bu sebeple ne kadar uzağa bakarsak aslında o kadar geçmişe bakıyoruz diyebiliriz. Örneğin en yakın yıldızı biz 4 yıl önceki haliyle görüyoruz. Çünkü o yıldızdan yola çıkan ışık bize yaklaşık 4 yılda ulaşıyor. Keza Laniakea üst süper galaksi kümesinde bize göre en uzakta olan galaksinin ışığı da bize 523 milyon yılda ulaştığı için o galaksiyi de 523 milyon yıl önceki haliyle görüyoruz. Yani dünya açısından bakarsak o kadar eskiye gitseydik 523 milyona işte çok hücreli canlıların özellikle hayvanların yeni ortaya çıktığı, henüz canlıların karaya ayak basmadığı, işte Kambriyen patlamasının evrimde işte yeni görülmek üzere olduğu bir döneme geri gidecektik. O kadar eski bir zamana geri gidecektik. Şimdi evren 13 milyar 780 milyon yaşında dedik. Buna rağmen evrenin çapı 90 milyar ve evrenin yarı çapı da 45 milyar ışık yılı. Peki hiçbir şey ışıktan hızlı gidemeyeceği için nasıl oluyor da evren kendi yaşından daha geniş olabiliyor? Aslına bakarsanız bunun sebebi, burada teknik detaylara girmek istemiyorum ama evrendeki bir problemi çözmekle alakalı. Buna yassılık ve pürüzsüzlük, düzlük diyebiliriz. Bu problem nedir? Uzaya baktığımız zaman, evrenin toplam enerjisini ölçmeye çalıştığımız zaman, büyük patlamadan sonra evrenin matlığını kaybedip ilk kez şeffaflaştığı, evrenin henüz sadece 380 bin yıl yaşında olduğu zamanda salınan ışığa, ilk ışığa baktığımız zaman ki buna kozmik mikrodalga arka plan ışıması diyoruz. Buna baktığımız zaman evrenin her yerinin aynı olduğunu görüyoruz. Evrenin her yerinin bugün ortalama sıcaklığı uzay boşluğunun 3 Kelvin yani yaklaşık eksi 270 derece mutlak sıfırda. Yani cisimlerin en soğuk olabileceği sınırda eksi 273 derece olduğu için evrenin neredeyse tamamen soğuduğunu ama ortalama sıcaklık olarak tamamen soğuduğunu söyleyebiliriz. Yoksa nasıl ki bugün dünyanın ortalama sıcaklığı 15 derece olmasına rağmen Antalya'da sıcaklık yaz aylarında 50 dereceyi bulabiliyorsa evrende de çok daha sıcak bölgeler var. Örneğin yıldızlar, yıldızların kalbi mesela güneşin merkezindeki sıcaklık 15 milyon derece. Dolayısıyla evrenin ortalama sıcaklığının eksi 270 derece olduğunu görüyoruz. Bu her yerde böyle. Bu aslına bakarsanız pürüzsüzlük dediğimiz, düzlük dediğimiz bir kozmolojik probleme yol açıyor. Yani
Biz çevremizde galaksilerin ve yıldızların ve gezegenlerin evrenin her yerine eşit ölçüde dağılmadığını biliyoruz. Örneğin Samanyolu galaksisinin bir diski var. Bu diskte daha çok yıldızlar toplanıyor. Veya galaksi kümeleri var. Galaksiler uzay boşluğuna eşit ölçüde dağılmak yerine galaksi kümeleri halinde toplanıyorlar. Madde ve enerji 1 milyar ışık yılından daha kısa mesafelerde eşit ölçüde değil, dağınık ölçüde evrende bulunuyor. Ama çok büyük mesafelerde aynı ölçüde dağılmış olarak bulunuyor. İşte bu problemi çözmek gerekiyor. Evrendeki düzensizliği küçük ölçeklerde koruyan ama evrenin büyük ölçeklerde her yönde aynı madde ve enerji dağılımına aşağı yukarı sahip olduğunu gösteren bir evren doğum teorisine ihtiyacımız var bizim. İkincisi de uzayın enerji yoğunluğunu ölçmeye kalktığımız zaman evrenin neredeyse düz, yani bizim açımızdan pratikte düz, yere masanın üstüne yayılmış bir yufka veya bir fotokopi kağıdı gibi dümdüz olduğunu görüyoruz. Oysa ki evrenin yakın mesafelerde hiç de düz olmadığını biliyoruz. Yani galaksiler var, gezegenler var, yıldızlar var. Bunlar kendi etrafında döndükleri için disk şeklinde veya küre şeklinde oluyorlar. Dolayısıyla madde ve enerji dağılımı yine kısa ölçeklerde dengesiz, uzun ölçeklerde dengeli. Bu problemi çözmek doğrusunu isterseniz fizikçileri çok uğraştırdı. Büyük patlamadan sonra neden bu şekilde bir evrende karşı karşıya olduğumuzu çözmekte zorlandılar. Ta ki 1979 yılına kadar. O zaman ben 4 yaşındayım. Alan Good diye bir fizikçi var. Kendisi bu arada son derece alçak gönüllü efendi bir insan. Videolarını YouTube'dan bulursanız Google'dan Alan Good diye arayarak izlemenizi tavsiye ederim. Morgan Freeman'ın Through the Wormhole, işte solucan deliğinin içinde adlı belgeselini izlemenizi öneririm. Kendisi olağanüstü bir insan. Yani bilimi ve teknolojiyi insanlara sevdiren alçak gönüllü fizikçilerden biri. Alan Good 1979 yılında ilginç bir çözüm ortaya attı ve dedi ki büyük patlama anından sonra evren mikroskopik ölçeklerdeydi. Mikroskopik ölçekte olduğu için, yani evrenin boyutu büyük patlamadan sonra bir atomdan daha küçük olduğu için kuantum yasalarına evrenin tabi olması gerekiyordu. Kuantum yasalarına tabi olmak demek de Heisenberg'in belirsizlik ilkesinin devreye girmesine demek. Belirsizlik ilkesine göre bir parçacığın hızını ve konumunu aynı anda aynı kesinlikle bilemeyiz. Bir şeyin konumunu ne kadar kesin biliyorsak hızı o kadar muallak olur. Ve hızını ne kadar iyi biliyorsak konumu o kadar belirsiz olur. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi bu. Aynı sebeple büyük patlamadan hemen sonra mikroskobik ölçüdeki evrende kuantum salınımlarının gerçekleşmiş olması gerekiyor. Yani madde ve enerji bizim bugünkü evrende 1 milyar ışık yılı mesafeye kadar gördüğümüz şekilde uzaya dengesiz bir şekilde dağılmış olmak zorunda. Ancak daha sonra evrenin enerji alanı şişme alanı denilen özel bir enerji alanına dönüşüyor. Ve evren çok kısa bir sürede ışıktan çok hızlı genişliyor. Olağanüstü derecede hızlı genişliyor. Bu saniyenin çok küçük bir kesirinde meydana geliyor. Yani bir saniye dolmadan evrenin genişleme hızı tekrar ışıktan yavaş. Bugün gördüğümüz aşağı yukarı hıza geriliyor. Ama bu sürede mikroskopik ölçekteki bütün o kuantum salınımları, yani bugünkü galaksilerin, güneşlerin, kara deliklerin nüvesini oluşturan kuantum salınımları bugün yaklaşık 45 milyar ışık yılı yarı çapında olan gözlemlenebilir evrenin her yerine dağılıyor. İşte o yüzden biz büyük ölçeklerde madde ve enerjinin evrene eşit dağıldığını görüyoruz. Yüzünüze aşırı ger dediğiniz zaman bütün kırışıklıklarınızın yok olduğu tarzında evrenin neden düzleştiğini anlıyoruz. Ama aynı zamanda küçük ölçeklerde yüzünüzü ne kadar gerdirseniz de derinizin pütürleri olması gibi küçük ölçeklerde de evrende enerjinin uzaya neden eşit dağılmadığını anlıyoruz. Ki buna da şükretmemiz lazım. Çünkü eşit ölçüde dağılsaydı madde, güneşler, yıldızlar, gezegenler halinde belirli yerlerde toplanmazdı. İnsan vücudu da oluşmazdı, dünya da oluşmazdı, hayat da ortaya çıkmazdı. Dolayısıyla varlığımızı bu düzensizliğin düzenine borçluyuz diyebiliriz. Tabii evrenin çok kısa bir süre için ışıktan hızlı genişlemesini ise karanlık enerji dediğimiz boşluğun enerjisine borçluyuz. Her ne kadar uzay boşluğu bugün dünyada laboratuvar ortamında üretebileceğimiz en seyrek vakumdan çok daha seyrek de olsa biz uzay boşluğunun minimum bir enerji değeri olduğunu biliyoruz. Uzay boşluğunun enerjisi sıfır değil veya sıfırın altında değil.
belirli bir enerji. Ama bu enerji sıfıra eşit değil. Aynı sebeple evren ışıktan hızlı genişledi bir süre için ve aynı sebeple şu anda evrenin genişleme hızı son 4-5 milyar yıldır artmaya başladı. Yavaş yavaş artıyor ama yapılan hesaplamalar doğruysa, Çinlilerin 2013'te yaptığı hesaplamalar doğruysa, evren gittikçe hızlanmaya başlayacak, gittikçe daha hızlı genişleyecek ve 22 milyar yıl sonra uzay boşluğu atom ölçeğinde bile o kadar hızlı genişleyecek ki atomlar bile parçalanarak yok olacak ve evrende her şey büyük yırtılma, Big Rip dediğimiz İngilizce bir enerji patlamasıyla yok olacak. Ancak bu doğru mu değil mi bunu bilmiyoruz. Bildiğimiz şey şu. Boşluğun enerjisi karanlık enerji olarak adlandırılıyor ve evrenimiz ışıktan yavaş bir hızda 13 milyar yıllık aşkın bir süredir genişlemeye devam ediyor. Bu sebeple madde ve enerjinin arasındaki uzay boşluğu da büyümüş. Uzay boşluğu 4-5 milyar yıl önceden itibaren kritik eşiğini aştığı için artık karanlık enerji evrenin tıpkı daha önce Alan Guth'un sözünü ettiği şişme evresinde, enflasyon evresinde olduğu gibi hızlanarak genişlemesine yol açıyor. Yani karanlık enerji boşluk, galaksilerin arasındaki boşluk büyüdüğü için karanlık enerji de tıpkı yelkenli bir gemiyi üfleyen rüzgar gibi evrenin balon gibi tekrar şişmeye, hızlanarak genişlemeye başlamasına yol açıyor. İşte bütün bu sebeplerden dolayı evrenimiz sadece 13 milyar 780 milyon yıl yaşında olmasına karşın gözlemlenebilir evrenin yarıçapı 45 milyar ışık yılı. Yani biz 45 milyar bugün 45 milyar ışık yılı uzakta olan bir galaksinin eski ışığını görebiliyoruz. Gözlemlenebilir evrenin çapı derken bu noktaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bugün 45 milyar ışık yılı uzaktaki bir galaksinin bugünkü halini görmüyoruz. Çünkü o ışık bize ulaşamayacak kadar uzak olur. Evren genişlemeye devam ettiği için 45 milyar ışık yılı uzaktaki bir galaksinin ışığı oradan yola çıksa, bize gelene kadar dünyamız o galaksiden çok uzaklaşmış olduğu için ışık asla dünyaya ulaşmazdı. Ancak biz bugünkü en güçlü teleskoplarımızla, aradan geçen zaman ve mesafe yüzünden her ne kadar yıldız ışığı dalga boyu aşırı derecede uzadığı ve frekansı çok azaldığı için yıldız ışığı aşırı derecede kırmızıya kaymış olsa da güçlü kızılötesi teleskoplarla yaklaşık 13 milyar 400 milyon yıl önce yola çıkmış olan, bize doğru yola çıkmış olan galaksi ışığını görebiliyoruz. Dolayısıyla o galaksiler bugün 45 milyar ışık yılı uzakta. Ancak biz onları hemen hemen ilk oluştukları zamanlarda 13 milyar 400 milyon yaşındayken görebiliyoruz. Zaten ilk yıldızlar da aşağı yukarı evren 400-430 milyon yıl yaşındayken ortaya çıktığı için daha önce galaksilerin oluştuğunu söyleyemeyiz. Unutmayalım ki galaksiler yıldızlardan oluşuyor. Bu gözlemlenebilir evrenin mesafede sınırı tabii. Bir de gözlemlenebilir evrenin zamanda sınırı var. Unutmayalım, ışık hızı sınırlı olduğu için uzağa bakmak aynı zamanda geçmişe bakmak demiştik. Bu şu anlama geliyor. Bugün biz 15 milyardan, bize 15 milyar ışık yılından daha uzakta olan bir galaksinin ışığını bile gelecekte, 15 milyar yıl sonra örneğin gelecekte görebiliriz. Çünkü o ışık evrenin gittikçe hızlanarak genişlemesine rağmen bize milyarlarca yıl sonra bile olsa, insanoğlu ve dünya yok olmuş olsa bile o zamana kadar bulunduğumuz uzay bölgesine ulaşacak kadar yakında bulunuyor. Yaptığımız hesaplamalar bugün en fazla 16 milyar ışık yılı uzakta olan bir galaksinin ışığını bugün değil ama gelecekte dünyamızın olduğu bölgede olsaydık görebileceğimizi gösteriyor. Bu da gözlemlenebilir evrenin zamandaki sınırı. Peki bu ne anlama geliyor? Evren eğer ışıktan hızlı şiştiyse ilk saniyenin içinde belki de evren aslında ışıktan hızlı şişmeye devam ediyor. Fakat bizim bulunduğumuz uzay parçası lokal olarak ışıktan çok yavaş genişliyor. Dev bir balonda olduğunuzu düşünün. Tıpkı dünya gibi. Dünyanın yüzeyi size düz görünüyor. Çünkü dünya yuvarlak olmasına karşın biz o kadar küçüğüz ki
yerden sadece mesela ben 1.72 boyundayım. Siz 2 metre 10 santim boyunda olun. Dünyanın en uzun insanı da ne bileyim 2 metre 36 santimetre, 2 metre 42 santimetre boyunda olsun. Hiçbirimiz dünyanın yuvarlak olduğunu görecek kadar dünyaya uzaktan bakamıyoruz. Bunun için uzaya çıkmamız lazım. 400 kilometre yükselirsek yerden dünyanın yuvarlak olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Ama yerdeyken dünyanın yuvarlak olduğunu göremeyiz. Aynı şey evren için de geçerli. Bugün baktığımız zaman evrenin neredeyse yani pratikte dümdüz olduğunu görüyoruz. Yufka gibi düz, yani hamuru açıp yufka yapmışsınız gibi, fotokopi kağıdı gibi, bir laptopun kapağı gibi dümdüz evren. Ama belki de evren aslında bir bütün olarak ışıktan hızlı genişlemeye devam ediyor. Fakat sadece biz çok küçük bir bölgesinde yer aldığımız için evrenin lokal olarak evrenin genişleme hızı ışıktan çok yavaş. Bu yüzden biz parçalanmadan hayatta kalabiliyoruz. Nitekim büyük patlama da aslında her yerde birden oldu. Yani büyük patlama nerede oldu derseniz bunun cevabı her yerde. Neden? Çünkü büyük patlama sırasında evren bir bezelye tanesinden daha küçüktü. Ve içeriden dışarıya doğru tıpkı bir balonu üfler gibi şişti. Ama merkezden dışarıya doğru şişti. Balonu normalde üflediğinizde havanın girdiği bir ağzı vardır balonun ve diğer tarafı şişer. Evrenin her tarafı şişti. Dolayısıyla evrene dışarıdan bakmak mümkün olsaydı büyük patlama teorisine göre evrenimizi dünya gibi küresel, yuvarlak şekilli bir enerji alanı olarak görmek zorunda kalacaktı. Böyle bir şey mümkün değil tabii. Yani evrenin dışına çıkmak veya evrene dışarıdan bakmak mümkün değil. Çünkü var olan her şey uzay, zaman, enerji, madde evrenin içinde. Dışında uzay, zaman, madde ve enerji yok. Dolayısıyla da çıkamıyoruz. Fakat konuyu dağıtmamak için burada detaya girmiyorum. Ama eğer evren çok büyük bir küre ise bizim bulunduğumuz 90 milyar ışık yılı çapındaki küre olan kısmı aslında bize dümdüz gelebilir. Çünkü biz evrenin ne kadar yuvarlak olduğunu fark edemeyecek kadar küçük bir bölgesinde yaşıyoruz. Bu sebeple evrene hem sonlu hem sınırsız diyebiliriz. Gözlemlenebilir evrenin dışında. Işık bize asla ulaşamayacağı için, bizim ışığımız da o kadar uzağa asla ulaşamayacağı için ne olduğunu bilmiyoruz. Bu evrende, gözlemlenebilir evrende, fizik yasaları evrenin her yerinde aynı. Dünyada, Jüpiter'de veya 10 milyar ışık yılı uzaktaki bir galakside farklı değil. Çünkü bu evrenin her yerine çok zamanda alsa ışık hızıyla gidebiliriz. Dolayısıyla evrenin her yeri birbiriyle temas halinde. Ancak göremediğimiz kısımları, bize çok olan, uzak olan kısımları ışık yoluyla bizimle temas halinde değil. Belki o bölgeleri fizik yasalarının farklı işlediği başka evrenler olarak artık düşünmemiz gerekebilir. Dolayısıyla da gözlemlenebilir evren belki uzay zamanla birlikte 4 boyutlu bir küreye karşılık gelen evrenimizin yüzeyindeki küçük yamalardı. Tıpkı ekose etek veya oduncu gömleği giydiğimizde ya da üstümdeki kareli gömleği düşünün. Her bir gözlemlenebilir evrenin bir kareye karşılık geldiğini düşünün. Ama aynı zamanda birbirlerine asla etkileşim kuramayacak kadar uzak olduklarını düşünün. Genel olarak bu evren küre şekilli olsa bile tek tek kare parçaları yama yama düz görünecektir. Bu sebeple belki de evren bizden çok uzak yerlerde ışıktan hızlı bir şekilde sonsuza kadar şişmeye devam edecek. Ama gözlemlenebilir evrenler her zaman sonlu büyüklükte olacak. Çünkü gözlemlenebilir evrenler bir noktadan baktığınız zaman ışık hızıyla sınırlı olarak görebileceğiniz, bugün veya gelecekte görebileceğiniz en uzak mesafeye karşılık gelir. O yüzden evrenimizin sonlu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gözlemlenebilir evrenin dışındaki hiçbir şeyi bilmiyoruz, görmüyoruz ve göremeyeceğiz. Yarın da göremeyeceğiz. 1 milyar yıl sonra da göremeyeceğiz. Bu sebeple oraları pratikte bizim için yok diye kabul edebiliriz. Ve aynı sebeple de gözlemlenebilir evrenin sınırı asla değişmeyecektir. Bizden her zaman, bugün de, yarın da, gelecekte de 45 milyar ışık yılı uzakta olacak. Teorik olarak görebileceğimiz en uzak nokta. Tabii uzak gelecekte evren ışıktan hızlı tekrar genişlemeye başlarsa en sonunda evren parçalanacak. Görebileceğimiz mesafenin gelecekte artmak yerine gözlemlenebilir evrenin gittikçe küçüleceğini söyleyebilirim. Evren ne kadar hızlı genişlerse
Işık hızından daha hızlı genişlediği bölge bize o kadar yakın olacak. Bu sebeple de bizim görebildiğimiz mesafe kozmik ufuk gittikçe daralacak. Ancak şu anda kozmik ufuk zamanda 16 milyar ışık yılı, mesafede de 45 milyar ışık yılıdır. Zamanda 16 milyar yıl, mesafede 45 milyar ışık yılıdır. Bu sebeple evrene sonlu ve sınırsız diyebiliyoruz. Düşünün, dünyamız yuvarlak. Bugün İstanbul'dan New York'a doğru yola çıksanız, ama New York'ta durmak yerine yolunuza aynen devam etseniz, dönüp dolaşıp dünya yuvarlak olduğu için arkadan tekrar İstanbul'a geri gelmiş olursunuz. Bu açıdan dünyamızın bir sınırı yok. Yani önümüze bir duvar çıkmıyor. Dünyamız düz değil. Thor filmindeki Asgard gibi dünyanın kenarından aşağıya sular akmıyor. Ama dünyanın sonlu büyüklükte olduğunu da biliyoruz. Çapı 12 bin kilometre, çevresi 40 bin kilometre. Belirli bir hacmi var, belirli bir ağırlığı var. Dünyanın dışında koskoca bir evren var. Dolayısıyla evet arkadaşlar, evrenimiz hem sonlu olabilir hem sınırsız olabilir. Tabii gözlemlenebilir evren bir evrense ve gözlemlenebilir evrenin dışındaki başka evrenlerde ışıktan hızlı genişleyen bir ortamda genişliyorsa, belki de bizim evrenimiz kainat diyebileceğimiz çok daha geniş bir evrenin küçük bir kısmını oluşturuyor. Ama bu kısım tamamıyla spekülasyon. Çünkü elimizdeki fizik bilgilerimiz bize bu evrenin dışında ne olduğunu söylemeye yeterli değil. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Paniklemeyin ama evren küçüldü yazımda bu detaylara ve çok daha fazlasına sahip olabilirsiniz. Dediğim gibi Bilgi Üniversitesi'nde bu konularla ilgili 42 haftalık bir program vereceğim ve çok daha fazla detay ekleyeceğim. Aradan geçen zamanda yeni yazılarımı da yazacağım. Örneğin bugün size bu videoyu ulaştırmak için Hayat Neden Var yazıma ara verdim. Onu yarına erteledim. Tamamladıktan sonra sizinle paylaşacağım. Basit bir web kamerasıyla yaptım bu yayının. Yine de size değerli bilgiler vereceğini umuyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.